İyi pazarlar. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Hadi programın hemen başında derin bir nefes alalım birlikte. Niye aldık bu nefesi? Çünkü bugün üniversite sınavı geride kalıyor efendim. Şu an 100 bin civarında öğrenci için yabancı dil testi devam ediyor olsa da çoğunluk için sınav geride kaldı artık. Pandemi koşullarında her şeye rağmen, pandemiye rağmen, bugün Türkiye genelinde etkili olan sıcak havaya rağmen, tüm bu belirsizliklere rağmen... Evet, başardınız çünkü sınavı geride bıraktınız. Tebrik ediyorum. Geçmiş olsun diyorum. Hepinizi kucaklamak istiyorum güzel arkadaşlarım. Gerçekten zorlu koşullarda sınava hazırlandınız. Ve işte bugün itibariyle artık sona erdi. Dün programımızda şunu belirtmiştiniz. Zordu sınav dediniz. Özellikle süreyi yetiştiremedik diyenler çoktu. Ve uzmanlar da ne demişti? Süre belirleyici olacak demişlerdi. Ama bugünkü sınav için, AYT için alan bilgisi ve yorum gücü olanlar öne çıkacak. Şanslı durumda olacak diyor uzmanlar. YKS 2021'i uzman konuklarımla birlikte birazdan değerlendireceğiz. Lütfen siz de şimdi hemen ekran başında yerinizi alın ve özellikle bizi aileler izliyor, biliyoruz ki onlar da bir geçmiş olsunu hak ediyorlar. Evet efendim, yolun başındayken başlıyor. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi, yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Evet, Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu, hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Tarih Bölüm Başkanı Turgut Özel, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir hocamız, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi sınavı genel olarak bir değerlendirmesini alalım. Matematik çok zordu diyorlar. Çünkü matematikle yolu neredeyse hangi alanı seçerse seçsin kesişiyor adayın. Yani hukuk da tercih etse, matematik mühendis de tercih etse matematik. Dolayısıyla da matematiğin biraz belirleyici yanı bu sınavda yine var gibi miydi hocam? Evet, doğru. Hemfikiriz. AYT matematik sınavı bu sene 2020'yi baz almasak, yani 2018 ve 2019'u baz aldığımızda evet biraz zorlayıcıydı. Nasıl zorlayıcıydı? Kolay soru adedimizin az olması, 4-5 tane zor soru değil de bu zor soru adedinin 7-8 tane olması öğrencilerimizi biraz zorladı. Bu da ortalamayı etkileyecek gibi gözüküyor. Ama öğrencilerimiz de esprili olarak bir benzetme yaptığımızda matematik adına, evet, matematik soruları çok güzel hazırlanmış, özgün ve gerçekten güzel sorular. İşte bu sınıf ortamında esprili olarak yaptığımız bir benzetme var. AYT matematik sorularına ilk baktığımızda evet çok zordu diyoruz. Sezen Aksu'nun şarkıları gibi, yani ilk dinlediğimizde ne diyor acaba diyoruz ama 2-3 defa dinlediğimiz zaman gerçekten güzel şarkıymış diyoruz. AYT matematik soruları da gerçekten öyle. Güzeldi biraz yani. Güzel. Yani, güzel sorular. Önce bir eleştiriyoruz ama öğrenci olarak. Sonra sorular gerçekten özenle ve özgün hazırlanmış sorular. Sıralamayı etkileyecek seçici bir sınav olmuş. Hı hı. Şimdi böyle sırayla bir genel alan yorumu alayım. Tarihte de bilgi çoktu diyenler var. Evet. Tarihte geçen yıllara kıyasla böyle şaşırtan bir durum var mı? Nasıldı genel olarak? Genel olarak geçen seneye göre, geçen sene sınav zordu bilgi ölçülmesi adına. Bu sene içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatta beklentinin üzerine bir tık daha üstte daha zor sorulduğunu söyleyebiliriz. Alt başlıklardan da soru gelmiş. Bu orijinal. Bir de tarihte geçen sene bazı alanlarda da olmuştu. Ünite çıkarmalar olmuştu pandemi nedeniyle. Mesela dış politika sorusu sorulmamıştı geçen sene. Bu sene ünite çıkarması olmadı. Tamam. Yeni katılan inkılap tarihinde ünitelerimiz vardı. Oradan soru bekliyorduk. Edebiyat sosyal bölümünde buradan soru gelmedi. SOS 2 bölümünde sadece bir soruda sorgulanmış. Soruldu. İşte Atatürk dönemindeki olaylardan biri değildir gibi bir soruda. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir konu sorgulanmış öğrencilerimizden aldığımız bilgiye göre. Bunun dışında tarih sorularına baktığımızda zor diyebiliriz. Çünkü pandemi sürecinde ders takibinde sorun yaşayan öğrenciler oldu. Birebir bilgi sorusu.
Yani mesela, herkes aynı şartta o derslere katılım gösteremedi. Elinden geleni yaptı. Ülke olarak aslında elimizden geleni yaptık ama yine de aynı şartlarda yani sınava da giremedik. Kısmen yüz yüze eğitim alabildiler. Bazen pandemi sürecinde evlere kapandık. İnternet ortamı, elektrik kesintileri. Şimdi İslam tarihine baktığımızda direkt noktasal bir bilgi sorusu gelmiş. Şimdi Türk İslam tarihinden benzer bir şekilde gelmiş. Diğer sözel edebiyatta, coğrafyada falan durum edebiyat, nasıldı? Edebiyat normalin üzerine olması gerektiği gibi görünüyor. Genelde edebiyatçılar eserleri, özellikle divan edebiyatı, o tarz sorular. Yani Türkçeyi kullanma gücü, soruyu yorumlama gücü olması gerektiği şekilde olmuş. Peki şunu da bir merak ediyorum. Hani yoruma dayalı ne kadar, hayatın içinden ne kadar sorular vardır? Hep diyorsunuz ya işte muhakeme yeteneği çok önemli. Çocuk işte kıyaslama yapabilsin. Yani direkt ezber değil, farklı bir şekilde konuyu kavrasın ki sınavda da öyle davransın. Mesela matematikte de hem işlem, ne diyorsunuz ona, işlem yoğunluğu mu çok fazlaydı? Evet. Biraz süre de ondan galiba yetmedi. Şöyle TYT sınavı için evet süre problemi oldu ama AYT için süre problemi olmadı. İşlem yoğunluğu var mıydı? Evet vardı. Hı hı. Ama matematik sınavında dikkatimizi çeken bu sene geometri alanında oldu. Hı. Analitik yoğunluklu bir, yani klasik bir soru sınav değildi. 10 sorunun dağılımı klasik bir dağılım değildi. Ama matematik bölümünde 40 sorunun 30 soruluk kısmında evet beklediğimiz dağılım vardı. Ama geometri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Peki fizikte nasıldı o? Yani böyle doğrudan net dediğini anlatan soru mu vardı? Biraz üstüne düşünmemiz mi gerekiyordu? Düşünmek gerekiyordu. Fizik yıllardan beri yaşam temelli sorular soruyor. Yine aynı şekilde sormaya devam etti. Ve zorca. Yani anlaşılması güç olan çok soru vardı. Dünkü sınavda bir tane optik sorusu hala anlaşılmaya çalışılıyor diyebilirim. Belki öğrenciler tarafından. Anlaması güçtü. Yani soruya biraz daha basit bakarak geçseler belki daha iyi olurdu ama biraz daha AYT zorluğunda bir soruydu o. Bugünkü sınavda da yine 3-4 tane dünkü optiğe benzeyen, yani anlaşılması güç, biraz daha zahmetli sorular vardı. Ama özünde şu var. Çocuklar bunları sadece soru çözerek çözemez, yapamazlar. Yani konuyu iyi bilmeliler. Yaşam temelli sorular bunlar. Belki deney yapmalılar. Yorum yapmalılar dediğim gibi. Daha da çok soru çözselerdi bile bu soruları çözemiyorlarsa yine çözemeyeceklerdi. Bu önemli, yani bunun çok altını önemli. Bir çizelim. Yani ya bizi kandırıyor mu bunlar? Çıkmış soruları çözüyoruz. İşte karşımıza da bambaşka şeyler. Keşke 2020'de sınava giren biri olsaydım ben. 2021'de girmeseydim. Ne kadar iyiydi 2020'nin soruları diyen bir arkadaşıma ne dersiniz bu bağlamda? Şöyle derim. 2020'de girerken de o soruları görmemiş olacaktı. 2020'de sınava girdikten sonra biz o soruların çok benzerlerini piyasada herkes tarafından sorulduğu için öğrencilere gösteriyoruz zaten. O yüzden bu konuda öyle ÖSYM geliyor. Aslında her sene özgün yeni sorular bulabiliyor. Yani çok bir şey fark etmeyecek. Böyle bir yeteneği var. Gerçekten evet, de özgün kesinlikle. Yeni soru bulma yeteneği var. Bundan güzel dolayı, de hocamın dediği gibi Sezen Aksu şarkıları gibi güzel sorular soruyor. Bundan dolayı ezberlemek değil, yani bir kalıp ezberlemek değil de konuyu öğrenmek çok önemli. O yüzden hani sizin yaptığınız soruya benzer bir soru gelmeyecek. Sizin konuyu bilmeniz gerekiyor. O zaman hangi soru gelirse gelsin, bilginiz tamsa, yorum yeteneğiniz varsa bu şekilde yapabileceksiniz. Şimdi TYT sonrası bir moraller düştü. Kimi öğrenci dedi ki ya çok zordu, yetiştiremedim, keşke biraz daha zamanım olsaydı, matematiğe bakmaktan diğerlerine geçemedim falan diye bir hayıflandılar. Şimdi biz de onlara dedik ki hani zorsa herkese zor, bu bir sıralama sınavı, hani hepiniz aynı durumdasınız, öyle düşün falan dedik. Ama netler düşeceğe mi benziyor? Özellikle matematik için bu çok konuşuluyor. Tabii öğrencilerden aldığımız dönüşlere göre TYT ve AYT matematiğinde bir düşüş olacağı gözüküyor. Geçen seneki AYT ortalaması 8 çevresindeydi. Ama bu 8 olduğu zaman da 12. sınıfın müfredatı yoktu. Dolayısıyla üst sıralamayı belirleyen aslında 12. sınıf müfredatı olduğu için ve bu senede ilave olduğu için ortalamanın biraz düşeceğini düşünüyoruz. Diğer alanlar için hani fizikte ya da tarihte... Yani, tarihte TYT'de çok düşüş olacağını zannetmiyorum. Ama AYT'de olabilir. Yani çok böyle alt başlıktan bir merkez ordusu zannedersem çok konuşulacak. Öğrenciler de çok tekrar ettiler. Çok az duyulan bir bilgi. Yani alt başlıklarda yer alan bir bilgi sorulmuş. Şuraya doğru gittiğini düşünüyorum sınavın. Şimdi bizim bir TYT var, bir AYT
edebiyat sosyal bilim var, bir de SOS 2 var bizim bölümde. SOS 2 direkt bilgi sorusudur. İşte edebiyat sosyalde bilgi ve yorum karışıktır. Tamam. İşte TYT genelde yorum sorularından oluşur. Birbirlerini ötelemeye başladılar. Yani SOS 2'deki bilgi soruları sanki bu sene edebiyat sosyalinin içine girmiş gibi gördüm ben. Bir böyle yer değiştirmeler, disiplinler arasılık da söz konusu. Hocamla yayın öncesi konuştuk. Fiziğin içinde coğrafya bilgisi gerektiren bir şey vardı dediniz. Evet, yani dünyanın dönüş yönünü çocukların bilmesi gerekiyordu bugünkü sınavdaki soruyu çözebilmeleri için. Normalde fizikte çok karşımıza çıkar mı böyle bir şey? Çıkıyor muydu geçen senelerde? Biliriz biz ama daha çok bu ilk öğretimde anlatılan bir olay. Yani oradan gelen bir bilgi olması gereken bir şey. Disiplinler arası evet bir geçiş var. Netlere gelirsek, ben şimdi fizik, kimya ve biyoloji adına konuşayım. Fizik evet, yani daha doğrusu TYT'de fizik, kimya, biyolojide kazanım dışı bir şey yoktu. Kimyada seçici sorular vardı, fizikte dediğim gibi optik sorusu seçiciydi. Biyoloji normal beklenen gibiydi. Ortalama çok değişmeyebilir belki. Ama AYT'de zaten ortalamamız 14 soruda 1 civarında. İşte kimya, biyoloji çok farklı değil. Yani düşebilir, çıkabilir ama bu çok az aşağı iner, çok az yukarı çıkar. Yani... Siz bu durumda bence matematiğe kızın. Matematik zor olduğu için çocuğun yani elinde mi? Vakti olsa bakacak, yapacak. Belki süre dolayısıyla öyle bir sıkıntı yaşamış olabilir mi? Çok değil. Yani TYT için evet. TYT için konuşuyorum. Evet. TYT için değil. AYT'de olabilir. Zaten süre sıkıntısı yaşadığını pek belirtmedi adaylar ama. Evet ama yani çözecek çocuk... Zaten ona vakit ayırıyor zaten bence ama tabii ki etkisi vardır. Matematiğin Türkçenin zor olması, uzun olması bizi de etkiliyor. Bu arada kimya ve biyolojiden de bahsedebilirim. Biyolojide kazanımlara uygun, TYT'de de AYT'de de gayet normal olması gereken sorular. Sadece ozmoregülasyon denen 11. sınıfa ait biyolojide bir kazanımın çok birbirini kapsamadığı, yani tam örtüşmediği bana iletildi. Kimyada da çok işlemli sorulara girildiğini, çok işlemli. O yüzden çocukların işlem kabiliyetinin iyi olması gerektiğini, seçici soruların olduğu söylendi. Dediğim gibi fizikte zaten matematikten sonra belki fizikte de zor sorular vardı. Şu an öğrencilere tabii zor geliyor. Erken şu soruyu sormam için ama geçen seneye göre üniversiteye yerleşmeler çok etkilenecek mi? Üniversite dolulukları çünkü geçen sene iyi durumdaydı. Hani bu sene o birazcık düşer mi, ne olur gibi bir soru için erken mi? Ne düşünüyorsunuz? Bence erken, geçen sene matematik adına konuşayım, yığılmaların belli netlerde çok olduğu bir dönemde. Çünkü 12. sınıf sorusu olmadığı için normalde denemelerde tüm müfredat olsaydı 18-19 civarında net yapacak bir öğrenci 2020 yılında 26-27 net yaptı. Dolayısıyla kendini yani gerçek kimlikleri, matematik kimlikleri ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Ama bu seneki tercihleri nasıl etkiler onun için biraz erken diye düşünüyorum ben. Peki sizi çok şaşırtan kendi alanlarınızda ya buradan nasıl soru geldi hiç de beklemiyorduk, hazırlıksız yakalandık ya da ilk defa yıllardır şuradan soru gelmiyordu. Yani alan dışı müfredat dışı bir soru gelmedi. Ama şaşırdığınız kendi alanlarınızla ilgili dile getirmek istediğiniz şeyler var mı? Matematik adına konuşayım ben yine. Bir fen liseleri olarak dönemde 22 ila 24 deneme yapıyoruz. Soru dağılımlarımız matematik ve geometri adına örtüşüyor. Tamam. Fakat burada biraz evvel de değindiğim gibi geometride dağılım biraz farklı geçmiş yıllara göre. Ama çok sürpriz soru var mıydı? Yoktu tabii ki ama dağılım evet diğer yıllara göre biraz farklı. Sizde nasıl durum tarih, coğrafya, edebiyat? Sosyal edebiyatta da çok büyük fark yok. Genel itibarıyla mesela tarihte 9. sınıftan 2 soru sorar. İşte 10-11'den 1 soru, 12'den 2 soru gelir. Bu da AYT'de genel itibariyle 4-2-4 gibi değişir. Oranlar çok değişmez. Aynen uygulanmış. Zannedersem edebiyatta ve diğer alanlarda, coğrafyada da bu korunmuş. Arkadaşım dediği gibi yani soru oranlarında çok bir farklılık yok. Soruyu seçme konusunda bir değişkenlik var. Sürpriz soru yakalama konusunda bir becerisi var ÖSYM'in. Yani buna yaklaşmak gerekiyor. Orijin soru çözebilmek burada çok önemli. Çünkü yani MEP kitaplarına baktığımızda sadece tek milli eğitimden kitap okutmuyoruz. Tabii. Bir iki tane inkılap tarihi var. Bir iki tane coğrafya kitabı var. Birinde çok aynı konudur. Bir paragraf geçer, birinde yarım sayfa geçer. Evet. Şimdi bu kitapların hepsinden soru gelebilir. Yani alt başlıklardan vardı. Genel verdiğimiz bilgilerden vardı ama
öğrencinin o kadar çok bilgi atlatabilmesi çok zor. Mesela coğrafya konusunda harita bilgisi çok çok önemli. Dünya ve Türkiye haritası üzerinde yer bulma, coğrafya bilgilerini değerlendirme çok önemliydi. Şimdi o akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle bu yön bulmayı biz başka birine devrettik ama, değil mi? Evet. Yani şimdi ben gideceğim, niye aklımda tutayım, nereden döneceğim, telefondan giriyorum, ezberimden gidiyorum. Evet, bu yani, etkili olmuş olabilir mi? Biraz... Olabilir, bilmiyorum. Yani uzmanı değilim ama yani cep telefonu çok kullanılıyor doğru olarak. Yön bulmak için, ülkeler için, koordinatlar için. Yani bizim dönemlerimizde daha farklı öğretiliyordu. Yani coğrafyayla tarihi örtüşebiliyordu. Mesela TYT'de bir soru çıktı. Orta Avrupa'da işte Atilla'dan, Avrupa tarihinden bahsediyor. Hangisi olamaz? Yani öğrencilerimden soruyu göremedim tabii. Öğrencilerinden aldığım duyuma göre Akdeniz ticareti. Şimdi Orta Avrupa bir ülkesinin Akdeniz'le ilişkisi olamaz. Mesela Diyarbakır Çayönü'nde deniz var mıdır, yok mudur? Deniz kabukları oraya nasıl gelir? Ticaret ilişkisi nasıl kurabilirsiniz? Yani burada disiplinler arası... Bunu bilecek ki o soruyu çözsün. Evet, disiplinler arası bilgi birikimi gerekiyor burada. Yani Hakan hocamın vurguladığı şey, evet, işte hani aynen, ezber değil dediği şey. Hani o bilgiyi orada çağırabilmek, yani o coğrafya bilgisini... İyi de bu fizikle ne ilgisi var bu sorunun diye afalladığı an bir vakit kaybı olacak ya. İşte o bilgiyi çağırmak için de sizin söylediğiniz o ezberden çıkıp başka bir şekilde yorumlama kabiliyetine gidiyor. Müfredat buna yaşam temelli soru diyor. Yaşam temelli soru. Yani yaşamla ilişkisi olması lazım çocuğun. İyi gözlem yapabilmesi lazım. Oradaki soruyu yaşamla bağdaştıramadığı zaman çözemiyor. Yıllar önce bir soru çıktı mesela. Yaşamla bağlantılı ama tabii ne kadar bağlantılı onu da demin söylediğiniz şeye bağlayacağım. Elektrik faturasının nasıl hesaplandığı ile ilgiliydi. Güzel. Tamam, yaşam temelli ama artık elektrik faturasını ödeyen yok. Biz çocukken bizi ödetirlerdi ama artık otomatiğe bağlanmış, çocuk görmüyor belki onu. Ona yabancı, hayatın içinden değil. Ama yine de ÖSYM, yani fizik adına konuşuyorum, diğer branşlar da buna dahildir herhalde, çok güzel sorular buluyor. Fakat işte iki gündür sordukları sorularda fizikten TYT'de bir tane, AYT'de de 2-3 tane soruda, fotoelektrik soru, olay sorusunda, işte optik sorusunda epeyce çocuklar zorlanmış. Çok kendi tabirleriyle onlara göre kıyıda köşede kalmış bilgi ama değil aslında. Soru çok iyi kurgulandığı için, çok böyle gizli saklı sorulduğu için yorum yapamamışlar gizli galiba. Gizli saklı sorulduğu için. Güzelmiş bu. Şimdi burada o zaman ben sizin cümlelerinizden biraz şunu da çıkarabilir miyim? Sınava hazırlanmak demek sadece geçmiş yılların sorularını çözmek, sürekli deneme çözmek, test çözmek demek değil aslında. Değil. Çünkü bir grup aslında arkadaşım hazırlanmayı bundan ibaret sayıyor. Yani şu kadar soru çözdüm. Bunlardan biri gelecek herhalde karşıma diyor. Bu da onu şaşırtıyor ve yanıltıyor. Şimdi tabii ki birçok öğrenci şu cümleyi kullanıyor. Ben 3 yıl evvel girseydim daha iyi yapardım. Böyle bir şey yanlış tabii, genel bir yanlış. Çünkü biz her yıl konuyu anlatırken geçmiş yıllardaki soruları da hep dokümanlarımızı yenilediğimiz için onlara atıf yaparak sorular çözüyoruz. Dolayısıyla sınav zamanı geçmiş yılların sorularını çözdüğünde soru ona tanıdık geliyor. Tamam. Dolayısıyla daha başarılı olacağını düşünüyor. Ama AYT adına konuşayım, matematik adına konuşayım. 2018'den bu yana soruya ilk baktığınızda dediğim gibi uzaklaşıyorsunuz, zor geliyor ama soruya girdiğinizde soru diğer kapıyı açarak ilerliyor. Aslında sorular başlı başına zor sorular değil. Sadece sorunun içine girmek gerekiyor. İçine girmek gerekiyor. Yani pandemi dönemi diye bir kıyak yapmamış ÖSYM bize, değil Kesinlikle. Mi? Soracağını sormuş. Kesinlikle. Evet. Yani hani yazıktır bunlar, böyle zor koşullarda biri girdi bu sınava, biri dersini takip etti, şu da edememiştir dememiş, sormuş yani. Sorular da güzelmiş. Evet, güzel. Evet. Matematik adına sonuç yılı. Sorular en da güzelmiş, tamam. Soruları. TYT için belirleyici süre olacak biraz diye konuşmuştuk. Evet. Değil mi? Yani öyle bir durum var. AYT için de alan bilgisi olan, yorum yapabilen çocuklar biraz daha şanslı duruma gelecek. Evet. Son dakikalarda başka, ya şunu da deseydik şu an izleyen adaylara iyi ederdik dediğiniz bir yorum var mı acaba sınava dair? Gelecek yıllarda girecek olan öğrencilere söyleyebiliriz. Az evvel konuştuklarımızı tekrar edebiliriz aslında. Öbürleri için artık geçmiş olsun. Çünkü şans, sınav bitti artık. Kısmet, öbürleri için artık kısmet falan dediğimiz cümlelere geldik. Evet. Bitti. Evet. Yani 11'den 12'ye geçen öğrencilere şunu söyleyebiliriz. Çok soru çözmek, çok başarılı olmak demek değil. Kazanımları içselleştirmek, özümsemek, iyi anlamak, günlük yaşamla bağlantı kurabilmek, bu çok çok daha önemli. O yüzden Mahmut Bey'in söylediği gibi
çok fazla soru çözmek, 20 tane 30 tane soru bankası bitirmek bir şey değil. Hmm. Kalıp ezberlememek gerekiyor. Kalıp ezberlememek gerekiyor. Evet. Tarih hocamdan hemen bir yorum alayım. Ben de 11. sınıf öğrencilerimize şunu tavsiye edebilirim. En azından yaz aylarında TYT adına iyi değerlendirsinler. 9 ve 10. sınıfın konularını. Şimdiden ufak ufak. Ufak ufak. Yani bir plan yapsınlar. Biz derslerimizde de söylüyoruz. Çünkü bu uzun süreli, uzun nefesli bir maraton. Şimdi Ağustos ayında başladım. Hangisine, nereden başlayacaksınız? Yani en azından işte 9. sınıfın konularının ilk ünitelerini halletmek onlara çok zaman ve inanın güven de kazandıracak. Şimdi tekrar dersleri başlayacak, pek çok okul işte dershane programlarıyla başlıyor. Onlara hazırlıklı başlamak demek yol almak demektir. Evet, evet. Yani şunlar gösteriyor ki sorular öyle çok da kolay çözülebilecek, arkadaşım dediği gibi geçmiş yılların sorularını çözerek halledebilecek bir konu değil. Çok teşekkür ediyorum bu önemli günde bizimle birlikte olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu, Tarih Bölüm Başkanı Turgut Özel, Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir bizimle birlikteydi. Artık geçmiş olsun diyoruz. Şu dakikalarda galiba yabancı dil sınavı testi devam ediyor değil mi? Bitmek üzere. Yani, şu dakikalarda devam ediyor. Onlar da 100 bin civarında aday. Onlar da derin bir nefes alacaklar sınav sonrası. Ailelere de geçmiş olsun diyelim. Haftaya cumartesi 14.30'da karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın.